Onları diyor, ecel öldürüyor diyor. Aslında o insanlar diyor, Mars'ta da olsa gene öleceklerdi diyor. Böyle bir yaklaşım var ve bunu yazan bir proftu. Onun için ben bu kader meselesini ele alalım dedim çünkü önemli bir konu. Ee, bir de şu yönü de var bu kaderle ilgili. Ee, çok insan yani İslam içinde Müslümanlar arasında hatta bu ilahiyatçılar arasında bile var çok insan kaderi anladığını zannediyor e, fakat tam olarak anlamıyorlar. O da çok ilginç bir şey. Onun için üzerinden geçelim diye düşündüm ben. Kader konusunda en önemli sorular şunlar. Evrende meydana gelen her hadise kader midir? Ne olursa kader midir yani evrende sadece dünya üzeri değil bütün evrende. İnsan iradesi gerçek midir? Gerçekten bir irade var mı insanda? Her şey bir kader planına göre işliyorsa, insan amellerinde nasıl hür olabilir? Madem her şey bir kader planına göre işliyor, bu kelime de duymuşsunuzdur. Son zamanlarda çok telaffuz ediliyor kader planı. Depremler için de öyle denildi. Eğer her şey madem bir kader planına göre işliyor, o zaman insan yaptığı şeylerde hür olabilir mi? Determinizm ile irade birlikte var olabilir mi? Sorulardan, evrende meydana gelen her şeyi Allah yaratıyorsa, kötülükleri de Allah mı yaratıyor? Doğal afetler kader midir? Sürekli sorulan sorular bunlar. Şimdi şuradan başlayalım inşallah. Kadere inanmak imanın altı şartından biridir. Şimdi bunu da çok hepimizin karşılaştığı bir şey. Belki bilinmeyerek yapılıyor, belki bilerek yapılıyor. Bir insan, yani ben kader diye bir şey yok, ben ona inanmıyorum dese, onun imanı bütün olmuyor, tam olmuyor. Çünkü altı şartından biri imanın kadere iman var ve bil kaderi diyoruz. Demek ki bir, bir Müslüman yani ya kader var mı acaba yok mu mülazaları içine giremez. Bir Müslüman kader var diyecek. Çünkü o imanın altı şartından biri diyecek. Kader kelimesinin sözlük anlamına baktığımızda Arapçadaki kader kelimesinin miktar yani belirli bir ölçüdür. Hatta Türkçe'de e, sürekli kullandığımız kadar, ne kadar diyoruz ya işte o kadar ifadesi de bu kökten gelmektedir. Miktar anlamındadır. E, İslam teolojisinde, teolojisinde ise kader Allah'ın her şeyi önceden bilip takdir edip vakti geldiğinde iradesi ve kudretiyle yaratmasıdır. Kısaca tarifi budur, tanımı budur. Allah var olan her şeyi, var olmayan her şeyi, var olmayan bir şey var olsa, ona ne olacağını sonsuz ilmiyle bilir. İmam Ebu Hanife'nin Fıkül Ekber kitabında bu geçiyor, tanım. Yani Cenab-ı Allah diyor, var olan her şeyi bildiği gibi var olmayan bir şeyi de bilir. Ee, var olmayan bir şey var olursa yani yaratsaydı onun ne olacağını onu da bilir. Çünkü ilmi sonsuz, ilmi muhit. Allah'ın ilmine sınır koyulamaz. Evrende her şey bir kader planı diyoruz. O plana göre mi işliyor? İslam <laughs> teolojisine göre kader a Allah'ın sonsuz ilmidir. İlim Allah'ın sıfatlarından biridir. Subuti sıfatlarından biri, biridir. Ee, i̇şte kader de o ilimin içine giren bir şeydir. Her şeyin levh-i mahfusta kayıtlı olmasıdır. Allah'ın her şeyi önceden takdir etmesidir. Allah'ın irade ve kudretiyle bir şeyi veya olayı yaratmasıdır. Ona da kaza diyoruz genelde. Kur'an, biz her şeyi bir ölçü yani kader ile yarattık diyor. İnna külle şey'in. Kalaknahu bir kader diyor Kur'an-ı Kerim. Biz her şeyi bir ölçüyle yarattık. Buna göre evrendeki her şey ve her olay deterministik kaderdir. Şimdi insan iradesine girmedik daha fakat makro alemde ve mikro alemde cereyan neden meydana gelen her şey işte bu e, evrensel e, kader dediğimiz kader planı dediğimiz şeyin bir parçasıdır her şey yani Cenab-ı Allah tarafından takdir edilmiştir. Küçük veya büyük olaylar olsun. Şimdi determinizm, determinizm derken yani kader İngilizce'de determinizm diyebiliriz ona. Bilimsel olarak ispatlanabilir mi bu iddiamız? Bilimsel veriler bu konuda ayetleri destekliyor mu? Aynen destekliyor. Çünkü mesela Isaac Newton çok meşhur fizikçi malumunuz. Hatta modern fiziğin babası diyebiliriz. Newton determinizi, determinizmi evreni bir dev saate benzetir. Newton. geçmişte bir noktada bu saatin kurulduğunu ve yavaş yavaş zembereğinin boşaldığını iddia eder. Newton öyle diyor. Bütün kainat diyor bir saat gibidir diyor. Geçmişte bir noktada, bir zamanda bu saat kurulmuş ve şu anda yavaş yavaş semberi boşalıyor der. Yani mükemmel bir şekilde işliyor fakat sona doğru gidiyor der Newton. Klasik fizikte veya fizikteki klasik mekanik mekanizma diyoruz. Bize evrenin deterministik olduğunu gösteriyor zaten. Çok açık yani. Ee, mesela Archer diye bir fizikçi diyor ki evrende evrende tamamen deterministik bir kural hakimdir. Bu konuda mesela bazı misaller verebiliriz çok basit misaller. 30 Aralık'ta örneğin ben Google yaptım baktım bunlara. Almanya'da e, güneş saat 4 e, öğleden sonra 4'te batacak. Yani açık bakabilirsiniz Google'da daha 30 Aralık ne, ne, ne zaman ne kadar var da? Yani 10 aydan fazla var değil mi? 10 ay var 30 Aralık daha da fazla var. 11 ay var. Yani 11 ay öncesinden biz mesela Güneş'in Almanya'da tam olarak saat kaçta batacağını biliyoruz. Bir dahaki ay tutulması 2025'te olacak. Mesela bu da bütün kayıtlarda var orada. Bakın açın yazın Google'dan görürsünüz. 2024'te tüm gezegenlerin örneğin biz nerede olacaklarını biliyoruz. Tüm gezegenlerin Güneş'in etrafında dolaşan tüm gezegenlerin tam olarak lokasyonlarını biliyoruz. Nerede olacaklar 2024 yılında. Ee, başka bir örnek DNA bir insanın o küçücük DNA dediğimiz şey bir insanın saç, göz, deri renklerini ve bedene ait birçok şeyi belirliyor. Adeta içinde kodlanmış insanın. Tüm geleceği insanın biyolojik açısından kodlanmış küçücük şeyin içinde. Bir ağacın fiziksel özellikleri küçücük çekirdeğin içine yerleştirilmiş. Hatta teorik fizik, bu da çok ilginç, enteresan esasında, bir zar atıldığında diyor, tüm verileri hesaplayabilseydik, hangi numaranın geleceğini bilmemiz mümkün olduğunu söylüyor. Her seferinde bilebilirsiniz diyor esasında teorik fizik. Yani hesaplayabilseniz rüzgarı, dönüşü, elden çıkma hızını falan. Yani şu bu anlama geliyor. Evrende esasında başı boşluk yok. Hiçbir olay başı boş başı boş bir şekilde olmuyor, rastgele olmuyor. Tamamen deterministik bir şekilde meydana geliyor. Kader planı gerçekten evrende hakim. Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah'tır Kur'an-ı Kerim, Süre 25, e, ikinci ayetinde. Ekranda bazı örnekler e, girdim. Ben mesela insan insan yüzünde e, golden ratio yani e, altın e, oran diye bir sistem var. Orada ekranda görüyorsunuz solda e, üst köşedeki resimde. Hepsi ölçü ve mükemmel bir şekilde insan yüzü bölünmüş matematiksel olarak. Buna işte golden ratio diyoruz. Fakat bu golden ratio yani altın oran sadece insan yüzünde değil, tabiatta birçok şeyde var. İşte ay çiçeğinin büyüme şeklinde var, galaksilerde var, insan gözünde var. İşte deniz kabuklarında mesela bir gülde var gördüğünüz gibi. Ee, sol alt köşede de bu Leonardo da Vinci'nin çizdiği o meşhur resim var. Ee, dikkat ederseniz ee, bir insan ayakta duruyor. Şimdi e, ayaklarını birleştirip e, kollarını o şekilde açtığında ekranda gördüğünüz gibi etrafına yani bir insanın etrafına tam mükemmel bir daire çizebiliyorsunuz. O şekilde durduğu zaman çok ilginçtir yani bu matematiksel olay olduğu için hani Kur'an-ı Kerim'de biraz önce okuduğumuz ayette inna kulle şeyin halaknahu bi kader her şeyi bir ölçü ile yarattık diyor. İşte bu ekrandaki adama baktığınızda mükemmel bir daire çizdiğinizde bir insanın etrafında hepimiz için aynı bu. Bu dairenin de tam ortası çok ilginçtir. Ee, insanın göbeğinin ortası oluyor tam. Yani bir pergel koyup oraya iğneyi batırsanız kalemle etrafına mükemmel bir daire çizebiliyorsunuz. Şimdi İslam teolojisinde kader, kader derken biz daha çok imamı mübini kastediyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu tabir. Allah'ın sınırı olmayan sonsuz ilmi diyoruz imamı mübin. Allah evren yaratılmadan önce evrende meydana gelecek her şeyi ve her olayı tüm detaylarıyla biliyordu. Dolayısıyla insanların vereceği kararlar, fiilleri ve neticeleri önceden Allah tarafından biliniyordu. Yani benim yarın ne yapacağım, aklımdan ne geçireceğim, her şey her detayına kadar Cenab-ı Allah tarafından daha evren yaratılmadan önce bile biliniyordu. İşte biz buna imam mübin diyoruz, sınırsız. Esasında e, kainatta olmuş, olacak ve olan tüm hadiseleri toplasanız, Cenab-ı Allah'ın ilminde esasında bir nokta kadar bile küçük değildir. İşte biz buna imam mübin diyoruz. E, bir de İslam teolojisinde kaza diye bir şey var. O da kitab-ı mübin, yaratılacak her şey hakkında, bilgilerin levh-i mahfusta kaydedilmesi ve bunların zamanı geldiğinde yaratılması. Yani kader, ilim e, kısmı oluyor e, konunun. E, kaza da yani kitab-ı mübin de, o bilinen ilmin vakti geldiğinde yaratılmasına da kaza deniliyor. Madem insan fiilleri de dahil olacak her şey önceden kaydedilmiş, e, bizim e, Gerek anlamda, orada bir hata olmuş, irade gerçek anlamda olması lazım ama bizim insanların gerçek anlamda irade sahibi olması mümkün mü? Yani baştan bu kaydedilmiş levh-i mahfusa, onu değiştirmek mümkün değil, ona da bakacağız birazdan. Ee, ve orada ne kaydedilmişse, Cenab-ı Allah'ın ilminde ne varsa o oluyor. Çünkü Cenab-ı Allah'ın ilmi değişmez. Yani Cenab-ı Allah bir şeyin olacağını biliyorsa, e, işte daha sonra o bildiği şey değişmez. Allah'ın ilmi değişmez. Ona da birazdan bakacağız inşallah. Madem durum böyle, e, gerçek anlamda bizim irade sahibi olmamız mümkün müdür? Şimdi bu sorunun çünkü İslam'da çok önemli bir soru, İslam teolojisinde yani kelam ilminde çok önemli bir soru bu. Bu sorunun cevabı ile ilgili üç farklı görüş var. Ee, ana görüş diyelim, üç farklı ana görüş. Mutezile görüşü, e, yani akılcı görüş diyorlar ya mantık e, fel, e, diyelim o mutezile görüşüne. Mantık mezhebi diyebiliriz, rasyonalist yani. İnsan fiilinin yaratıcısıdır diyor. Burada insan kaderini e, inkar et, etme var mutezile görüşünde e, mutezileler kaderi, yani itizal kaderi olduğu gibi reddetmiyor. E, kainatta bir kader olduğuna kabul ediyor mutezile e, görüşü. Fakat insan kaderini inkar ediyor. İnsan diyor kendi kaderinin yaratıcısıdır. E, kendi fiilinin yaratıcısıdır diyor. E, sorunun diğer cevabı cebriye görüşünün görüşü var. E, i̇rade bir ilüzyondur diyorlar. Yani esasında insanda irade diye bir şey yoktur. Öyle bir algıdır, öyle sanneder insan diyorlar. Ee, doğrusu ise insan rüzgarda savrulan yapraklar gibidir diyorlar. Hatta bir mutezile alimi diyor ki, nasıl ki bir taşı havadan bıraktığınızda gidebileceği tek nokta vardır, o da aşağı doğru düşer. Ee, i̇nsanın hayatı da öyledir, ee, iradesi diye bir şey yoktur diyorlar. Ee, bu e, misalde de işte gördüğünüz ekranda rüzgar nereye doğru eserse insan oraya savrulur. Bu da cebriye görüşü tamamen e, cüzi iradeyi dedi onlarda. Ehli Sünnet görüşü ise kader ve irade beraber vardır. Kader iradeyi iptal etmez. Bu da ehli Sünnet ve cemaat görüşü. Şimdi insan iradesi kendimize bile baktığımızda insanın iradesinin olduğu tecrübe ile sabit. Biz kendimiz bile hissediyoruz bunu kendi te tecrübelerimizle. Yani bir şey yapmak istediğimizde oturmak, e yatmak, kalkmak, yürümek bunları yapabiliyorsak biz bunu hissediyoruz ki tecrübe ile bizim bir irademiz var. Fakat sınırlı bir irade. Ehli Sünnet imamlarından insanda imamlarında insan da cüzi irade olduğu konusunda görüş birliği var. Yani hiçbir ehli sünnet imamı e, insanda cüzi irade yoktur diyemez demez de. Allah Subhanahu ve Teala Mülk süresinde, size imtihan etmek için, sizi imtihan etmek için ölüm ve hayatı yarattık buyuruyor. Zaten buradan <laughs> insanda irade olduğu e, açık bir şekilde ortaya çıkıyor. E, Ellezi halakal mertavel hayata yani hayatı da ölümü de yarattık diyor Cenab-ı Allah arkadan ne diyor iman sizi test etmek için diyor imtihan etmek için yarattık diyor şimdi eğer imtihan edileceksek test edileceksek bir sınavdan geçiriliyorsak bu dünyada demek ki bizim bir irademiz olması gerekiyor ahlaki sorumluluk ve hesaba çekilme iradenin varlığını zaten gerektiriyor. Bizde bir ahlaki sorumluluk varsa, moral sorumluluk varsa veya hesaba da çekileceksek, bu bizde iradenin olduğunu gösteriyor. Şimdi madem Allah ne yapacağımızı biliyor <laughs> ve bunu kaydetmiş, insanlar nasıl irade sahibi olabilir ki sorusuna bakalım. Örneğin, Ebu Cehil gibi birinin kaderinde müşrik olarak e, ölecek yazılıysa, müşrik olarak ölmesinde Ebu Cehil'in suçu ne? Yani bir cebri anlayış olsaydı, e, bir öbür tarafta mahşerde hesaba çekileceğimiz günde Ebu Cehil şunu e, öne sürebilirdi, derdi ki, e, Ya Rabbi sen benim kaderimde bu, bu zat müşrik olarak ölecek diye yazmışın. Benim suçum ne diyebilirdi? Cevabı şu, kader bir nevi ilimdir. İlim maluma tabidir, malum ilime değil. Yani kader esasında sadece neticeye bakmaz. İşte buradaki en büyük hata hem mutazilenin hem de cebriyenin yaptığı en büyük hata şu kaderi sadece neticeye bakar olarak gören, görüyorlar. Mesela mutezile sadece sebebe bakıyor. Cebriye de sadece neticeye bakıyor, sonuca bakıyor. Halbuki Cenab-ı Allah evrende yarattığı her şeyi bir sebep sonuç ilişkisi içinde yaratıyor. İşte biz buna kozalit ediyoruz. Cenab-ı Allah o kuralı koymuş evrene. Bir sebep olduğunda ardından bir sonuç oluyor. Bahsettiğim gibi Mutezile sadece sebebe bakıyor. Hani kul fiilinin yaratı, yaratıcısıdır derken onlar bir tek olayın o sebebine, nedenine bakıyor. Fakat Cebriye de sadece sonuca bakıyor. Yani bu adamın başına bu iş geldiyse diyor o kaderidir diyor. Ee, ne olursa olsun o gelecekti, onun kurtuluşu yoktur diyor. Halbuki sebebe bakmıyor onlarda. Yani Ebu Cehil'in kaderinde sadece müşrik olarak ölecek yazmaz. Böyle bir şey yok. O, o, o zatın kaderinde kozalite olduğu gibi kaydedilir. Yani sebep de sonuçta beraber kaydedilir. Örneğin şöyle yazar kaderinde. Ebu Cehil kendi hür iradesiyle küfrü seçecek yani şirki seçecek ve neticesinde de kafir olarak öze, ölecek yazar kaderinde. Şimdi bakın burada tamamen değişti e, tablo. E, ehli Sünnet inancı bu. E, bu ne demek oluyor? E, kaderde şey, e, bu şekilde geçiyorsa yani kendi hür iradesiyle küfrü seçecek ve sonucunda kafir olarak ölecek yazıyorsa burada sorumluluk ne oluyor? Tamamen Ebu Cehil'e yüklenmiş oluyor. Yoksa sadece kafir olarak ölecek yazsaydı bu sefer Ebu Cehil'in hiçbir suçu olmayacaktı kafir olarak ölmekte. Halbuki kader belirtiyor orada. Yani bunun tercihiydi bu. O bu yolu bu seçti. Neticesinde bu şekilde öldü olarak kader açıkça belirtiyor. Şimdi bir iki misal vermek istiyorum ben bu konuda. Ee, gerçi bu resim buradan oldu, benim yaşadığım yerden oldu ama fark etmez. Şimdi bu levhaya baktığınızda, hani bu e, Bediüzzaman Hazretleri'nin işte ilim maluma tabidir, malum ilime tabi değildir meselesine bir açıklık getirmek için bu örneği vermek istiyorum. Şimdi bu levhaya baktığınızda ekranda e, bir trafik levhası. Orada ne yazıyor? Melbourne 819 kilometre yazıyor. Şimdi bu burada Sydney diye bir kent var. Oradan Melbourne'e doğru giderken ben Melbourne'de e oturuyorum mesela örneğin. bu levhayı görürsünüz. 819 yazıyor. Şimdi bu levhada yazan o rakam 819 ilimdir. İlmen tespit edilmiştir. Fakat bu iki şehir arasındaki mesafe malumdur. Şimdi levhadaki ilim maluma bağlıdır. Yani o mesafeye bağlıdır. Ee, ne yapmışlar gitmişler o mesafeyi ölçmüşler, belirlemişler, sonra oraya ilim olarak yazmışlar. Peki biz o levhadaki o 819'u gidip elimize bir boya alalım. değiştirelim 719 yapalım. Şimdi ilim değişti bakınız. 819'dan 719'a düştü. Peki malum değişir mi ilmin değişmesiyle değişmez malum gene aynı çünkü o mesafe malum o, o, o belirlenmiş bir şey zaten fakat e, levhaya yazılan şey sadece bir ilim yani bu bu konuda çok misal verilebilir e, örneğin mesela biz yarın e, tam olarak saat kaçta işte güneşin doğacağını biliyoruz değil mi? Kaydedilmiş, astronomlar hesaplamış, kaydetmişler. Onların o kaydettikleri şey ilimdir. Halbuki o ilim güneşin doğacağına bağlıdır, maluma bağlıdır. Yani işte 4.58 diyelim, güneş doğuyor sabah. Şimdi o, o ilimi siz değiştirseniz, 4 yapsanız güneş 4'te doğmaz. Çünkü ilim malumat abi. O gene 4.58'de doğ doğacaktır. Aslında kaderi de buna biraz kaydedilen şeyi benzetebiliriz. Tabi Cenab-ı Allah'ın ilmini bizim ilmimize benzetmek mümkün değil. Bu sadece akıllara yakınlaştırmak için bir misal. Burada işte o örneği almışım ben. Mesela Avrupa'dan almışım örnek. Ee, Haziran ayında... 2023'ün ya yani bu yılın haziran ayında e, güneş saatleri var orada bak tam olarak mesela sabah namazı işte bir haziranda orada ekranda görüyorsunuz e, biraz küçük olmuş ama 454 e, sabah e, güneş doğuyor 454'te bu ta haziran 23'te yani e, hazirana da ne kaç ay var 5 ay var yani şimdiden biliniyor şimdi o gün geldiğinde, Haziran'ın biri geldiğinde ve güneş sabah 4.54'te doğduğunda biz diyebilir miyiz ki bak burada işte astronomlar belirlemişti, güneşi onlar doğurttular o saatte. Diyemeyiz çünkü onlarki sadece bir ilimdi. Güneş zaten o saatte doğacaktı. Çünkü o malumdu. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi levh-i mahfusta yazılı olan şeyi biz ilim olarak düşünmemiz lazım. Ve gerçekte meydana gelen bütün olayları da malum olarak düşünmemiz gerekiyor. Kader ve irade bu şu anlama geliyor. İnsanlar kaderlerinde yazılı olduğu için belirli bir şekilde hareket etmiyorlar. Yoksa o cebriye olur, kendi kararlarıyla belirli fiilleri işleyecekleri için ve bu yaptıkları şeylerin, işleyecekleri şeylerin bilindiği için kaderlerine yazılmış. Yani bir insan kaderinde yazılı olduğu için bir fiili yapmıyor. Tam aksine o insan o fiili kendi iradesiyle yapacaktı zaten. Onun için kaderine yazılmış. Allah Celle Celaluhu Uzay ve zamanla kayıtlı değildir. Esasında bütün işin e, püf noktası burada. Allah Celle Celaluhu, uzay Uzay ve yani mekan ve zaman diyoruz eski dille kayıtlı değildir. Uzay, zaman tüm dilimleriyle geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanıyla Allah için aynı anda mevcuttur. Şimdi ben burada normalde klasik e, e, ulemanın e, kelamcıların kitaplarına baktığınızda, onların hiçbirinden geçme hiçbirinde geçmeyeceğim bir geçmeyen bir şey e, iddia öne süreceğim bir şey bir, e, argüman öne süreceğim diyeyim. E, Allah uzay ve zamanla kayıtlı değildir dediğimizde. Bu zaten bütün kelam kitaplarında geçiyor. Fakat e, kaderle ilgili belirtilen e, kelam kitaplarında veya akide kitaplarında diyelim, e, şey şudur, Cenab-ı Allah'ın sonsuz ilmidir. Cenab-ı Allah ileride meydana gelecek her şeyi bildiği için kaydetmiştir. Bütün yani kitaplarda böyle geçer, kelam kitaplarında. Fakat ben buna bir şey eklemek istiyorum ve çok önemli bir şey bu. Cenab-ı Allah ne diyoruz? Mekan ve zamanla, uzay ve zamanla kayıtlı değil. E, kayıtlı değilse Cenab-ı Allah için gelecekte olacak bir şeyi önceden bilip yazdığı ifadesi tam olarak doğru olmuyor. Çünkü bu ifade ne anlama geliyor? Cenab-ı Allah herkes gibi veya diğer diğer varlıklar gibi geleceğe bekliyor anlamına gelir. Bu sefer ne olur? Zamanın içinde, zamanla kayıtlı olur. Yani geleceğe biliyor ama onu kaydetmiş, ilmi sonsuz. Fakat herkes gibi o da geleceğin gelmesini bekliyor. Bu Cenab-ı Allah için doğru bir ifade değil. Çünkü Cenab-ı Allah geleceğe beklemez. Onun için gelecek geçmiş, şimdiki zaman gibi tanımlar geçerli değildir. Çünkü Cenab-ı Allah bunların hiçbiriyle kayıtlı değildir. Hatta daha önce bir e, beraber bir ders yapmıştık. Şu içinde bulunduğumuz evren işte 13.8 milyar yıl önce yaratılmış. Bütün bu evren ve zaman esasında Allah tarafından yaratılmış. Yani zaman dediğimiz şey işte dün, bugün, yarın gibi tanımlar, ifadeler Allah için geçerli değil ki. Onları yaratan o, o tamamen zamanın dışında. Dolayısıyla o geleceğin gelmesini beklemez. Cenab-ı Allah için geçmiş de geçmiş değildir. Bunlar tamamen bu kavramlar bizim için geçerlidir. Şimdi bu konuda bir iki örnek vereceğim. şimdi Ekranda gördüğünüz bir örnek. Kaderi anlamak uzay zaman kavramını anlamaktan geçiyor. Mesela burada bir örnek veriyorum ekranda dikkat ederseniz ee, yukarıdaki resimlerde görüntülerde soldaki ilk başlangıçtaki e, resimde 13.7 milyar bu da biraz önceydi 13.8 biliniyor bugün ee, son verilere göre kainat 13.8 milyar yıl önce yaratılıyor. Şimdi o gördüğünüz kare, tablo, e, uzay ve zamanın bir dilimi. Çünkü uzay ve zaman dilim dilim gidiyor. Genişlerken uzay, yeni zaman dilimleri, uzay zaman dilimleri yaratılıyor sürekli. Fakat geçmiştekiler aynı gene var, orada duruyor. Biz geriye dönemesek de o zaman dilimleri hala, uzay zaman dilimleri orada var ve duruyor. Hatta bunu ispatlayabiliyoruz. Mesela teleskoplarla bir milyon ışık yılı ilerideki bir yıldıza baktığımızda biz o yıldızın bir milyon yıl önceki halini görüyoruz. Bir milyon yıl önceki. Ve yani geçmişteki bir uzay zaman dilimine bakmış oluyoruz. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi ilk resimde orada solda kainatın ilk yaratılışı var. O Big Bang. Ardından böyle bir sürü dilimler oluşmuş gidiyor bugüne kadar dikkat ederseniz 13.3 milyar yıl önce aynı bir yani kitabın sayfaları gibi işte 4.5 milyar yıl önce dünyanın mesela yaratılışı ve bugün bugünkü uzay zaman dilimi. Şimdi Bizler sadece şu bugün dediğimiz o dilimin içindeyiz. Onunla kayıtlıyız. Ondan çıkamıyoruz. Ne ileriye gidebiliyoruz ne geriye gidebiliyoruz o sayfadan. Fakat Cenab-ı Allah şu gördüğünüz uzay zaman dilimlerinin hepsini aynı anda görüyor. Bunların hepsi onun önünde mevcut tabiri caizse. Hepsini aynı anda görüyor. E bunların hepsini görüyorsa demek ki Bunların hepsi hakkında kendi yarattı çünkü ilim sahibi. Demek ki Cenab-ı Allah bu zaman, uzay zaman dilimlerinin bir tanesinin içinde kayıtlı değil. İleriyi beklemiyor Cenab-ı Allah. Çünkü hepsi biraz önce bahsettiğim gibi bütün dilimler onun onun nazarında mevcut, hazır. Hatta ben buraya eklemedim. Bugünden sonraları da Cenab-ı Allah'ın ee, cenab Allah'a göre mev mevcut. Onları da görebiliyor. Yani kıyameti de görebiliyor şu anda. cenab Allah açısından kıyamet de yaratıldı şu anda. Çünkü zamanla kayıtlı değil. Peki bunu bilimsel olarak da ispatlayabilir miyiz? İspatlayabiliriz. Hatta kara delik mekanizması diye bir şey var fizikte, astrofizikte. Çok ilginçtir. Ee, kara delik dediğimiz şeyler, işte bir güneşin kendi üzerine çöküp e, adeta uzayın boşluğuna bir delik açmasıdır. Kara, kara delik budur ve etrafında ne varsa yutar. O müthiş çekim gücüyle içine yutar. Kara deliklerin o giriş bölümüne bölgesine diyelim, event horizon diyorlar. Ve o sınırı geçtiğinizde orası artık gerişi, gerisi, geriye dön, dönüşü olmayan bir nokta oluyor. Orayı geçtiniz mi? İstersen ışık hızında gidin. Oradan artık bir daha çıkamıyorsunuz. Dönüşü yok yani. Fakat çok ilginç bir şey var mesela bir fizikçi söylüyor. O kara delikteki o event horizon'ı geçtiğinizde, içine düştüğünüzde, diyelim bir insan olarak düştük içine orada yaşamak mümkün değildi, çünkü orada zaman mekan boyutlar her şey bitiyor. Fakat diyelim bir müddet hayatta kalmayı başardık. Eğer bunu başardığımızda bir etrafımıza ba ba baksak şöyle çok ilginç bir şey göreceğiz. Bizden önce ne kadar şey onun içine girdiyse hepsini aynı anda göreceğiz. Bizden önce giren her şey karedeli. Hatta 1 milyon yıl önce girmiş olsun veya 100 yıl önce girmiş olsun veya bizden bir saat önce girmiş olsun. Hepsini aynı anda görebildiğimiz gibi bizden sonra kara deliğin içine ne girecekse onları da aynı anda görebiliyoruz. Hani diyelim ki bizden 10 milyon yıl sonra bir şeyi yuttu, biz aynı anda görüyoruz. Çünkü zaman bitti orada. Yani gelecek geçmiş. Öyle bir zaman kavramları kalmıyor kara deliğin içinde. Şimdi bu misalden bu yani teorik fizikte bile bu varken Cenab-ı Allah'ı düşünün. Bunların hepsini yoktan var eden. Şimdi o hiç zamanla kayıtlı olabilir mi? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Demek ki Allah Celle Celaluhu için tüm zamanlar, tüm mekanlar aynı anda mevcut. Çünkü hepsini o yaratmış. Şimdi alttaki resimlerde de ben bunu örnek olarak e, koydum. Mesela 1840'tan bir resim var orada solda. 1950'den bir resim var. 1980'den, 2018'den ve diğeri de hayali bir resim 2050'den. Şimdi bütün bu aşağıda gördüğünüz zaman dilimleri Cenab-ı Allah açısından hepsi aynı anda mevcut. <laughs> Bizim için 2018 bitti, 1980 bitti, 1950 bitti, hatta 1840 çoktan bitti. 2050 ise henüz gelmedi. Bizim için böyle. Fakat Cenab-ı Allah için hepsi aynı anda mevcut, hepsini aynı anda görebiliyor, biliyor. Zaten bildiği için de hepsini kaydetmiş. Şimdi bu misali de ben çok kullanıyorum. Biz Allah için, Rabbimiz için kainat kitabının müellifi diyoruz. Nasıl Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Allah vahyettiyse, Kur'an-ı Kerim onun kelam sıfatından kaynaklanıyorsa, kainat kitabı da onun kudret sıfatından kaynaklanıyor irade sıfatından kaynaklanıyor. Bütün kainatı adeta bir kitap gibi yaratmış Rabbimiz. <laughs> Şimdi kitap olarak baktığımız bu kainatın sayfalarını böyle dolaştığımızda kapak diyebile bir misal olarak söyleyeyim. Kapak diyebileceğimiz o ilk yaratılış, Big Bang, o Big Bang dediğimiz olay bu kitabın kapağı diyebiliriz. Ve zamanı orada eşittir sıfır diyebiliriz. Çünkü zamanın ilk başlangıcı bu kapak. Kitabın arka kapağı da kıyamet olarak düşünürsek, yani kainatın sonu, içindeki sayfaları da dilim dilim farklı farklı yıllara ait diyebiliriz. Mesela ben bu örnekte şey koydum, 2023 yılı çünkü onun içindeyiz. <laughs> 2023 yılındayız. O bu kitabın içinde bir sayfa oluyor. Biz o sayfanın içinde mahkumuz insanlar. Yani uzay zaman sayfasının kainat kitabının sayfasının 2023 sayfasında biz mahkumuz şu anda. Ne 2022'ye geri dönebiliyoruz bir önceki sayfaya? Ne de 2024'e geçebiliyoruz. Fakat Cenab-ı Allah <laughs> bu kitabı yazan O olduğu için O bu sayfaların içinde mahkum değil. Cenab-ı Allah bütün sayfaları aynı anda görebiliyor, Mü müellifi O. Kapağı da görüyor, kıyameti de görebiliyor. Zamanla kayıtlı olmadığı için bütün bu kitaba biz kader diyebiliriz, onun ilmi diyebiliriz. Daha çok ben böyle gençler için verdiğim bir misal var kader hakkında sorulduğunda. Ben diyorum ki mesela gençler çok şey oynuyor. Bu kompüter oyunları var ya, video oyunları. Nasıl bizim hem her şey kader olabilir hem aynı anda bizim irademiz olabilir sorusuna böyle cevap veriyorum ben. Mesela video oyununu düşün. Bir video oyununu oynarken ekranda gördüğünüz gibi mesela bir karakter, bir avatar seçiyorsunuz. Elinizde kontroller var. O avatarınızı istediğiniz gibi kontrol ediyorsunuz. Mesela hoplatıp zıplatıyorsunuz, ok attırıyorsunuz falan koşturuyorsunuz. Ekranda göründüğü gibi. Yani bu durumda aslında o video oyunu biri tarafından programlanmış. Ve sizin kullandığınız karakter, oynattığınız o karakter videodaki o programa göre hareket etmeye mecbur. Mesela siz avatarınızı programın bir parçası değilse uyutamazsınız. Program size neye, neye izin veriyorsa onu yaptırabilirsiniz. Sağa döner, sola döner, koşturur, oturur misal olarak söylüyorum. Fakat programda uyuması yoksa uyutamazsınız. Şimdi evrende böyle bir şey. Cenab-ı Allah her şeyiyle onu planlamış, programlamış. Biz o programın dışına çıkamıyoruz. Fakat o program içinde bize bazı şeyleri yapmamıza izin vermiş. Kendi irademizle, aynı bu avatarlar gibi sağa dönebiliyoruz, sola dönebiliyoruz, düşünebiliyoruz. Fakat bize bir yeteneği vermediyse o programın içinde yoksa ki aynat programının biz o fiili yapamıyoruz. Yani bir örnek vereyim. <laughs> mesela filler dünyada tek zıplayamayan hayvan fillerdir. Fillerde zıplama kabiliyeti yoktur. Fakat hayvan irade ettiğinde mesela gidip mağaralara giriyor, duvarlardan tuz yalıyor, tuz ihtiyacı olduğu için. Yani iradesiyle fil birçok şeyi yapabiliyor. Fakat istese de, iradesi olsa da zıplayamıyor. Çünkü istidat yok, kabiliyet yok. Demek ki o program içinde Cenab-ı Allah bize neye izin, izin verdiyse onu yapabiliyoruz. İrademiz var, bu manaya geliyor fakat sınırlı. Yani o büyük programla sınırlanmış kader programıyla. <laughs> Pardon ne olduysa bir anda. <laughs> Şimdi çelişki gibi görülen konseptlerin kaynaklandığı nokta. Yani İslam teolojisinde esasında neden bu çelişkiler ortaya çıkmış veya neden bu işte argümanlar ortaya çıkmış? Esasında ana nokta şu. Saffat suresi 96'da Vallahu halakakum ve ma tamelun diyor. Yani sizi ve fiillerinizi yaratan Allah'tır. Şimdi çok ilginç. Cenab-ı Allah sizi de yaratıyor ama yaptıklarınızı da yaratıyor. Şimdi böyle olunca e nasıl bizim irademiz olabilir diye yani Mutazile'nin argümanı buradan çıkmış ve Mutazile demiş ki orada sadece işte o insanların elleriyle put yapıyorlardı onu kastediyor demiş. Fakat ehli sünnet ve, ve, cemaat imamları diyorlar ki evet cenab Allah bizi de yaratıyor be bedenen fiziken her şeyimizi. Fakat yaptığımız fiilleri yaratan da o. E şimdi çok ilginç. Arkadan da Maide suresi 39'da diyor ki e, insana yaptığının karşılığı vardır. iyi veya kötü. e şimdi burada da hem bir önceki ayette fiillerinizi yaratan o diyor, diğer ayette diyor ki insana yaptığının karşılığı var. Demek senin elinde bir tercih, seçenek var. Şimdi Allah'ın yarattığı fiiller ve ameller için nasıl hesaba çekilmek e, adil mi? Yani burada hesaba olmamış o cümle herhalde. <laughs> hesaba çekilmek e, adil mi? Yani Cenab-ı Allah fiillerimizi yaratıyorsa e, biz niye hesaba çekiliyoruz? Şimdi burada işte o kilit hadis ortaya çıkıyor. Birçok hadis kitaplarının, muteber hadis kitaplarının ilk hadisi olarak geçiyor. riyaz Salih'inde de öyle. اِنَّمَا الْاَمَالُ e, niyet. Ameller niyete göredir. Yani evet, senin fiilini Allah yaratıyor ama o fiili niyet eden sensin. O fiile karar veren sensin. Yani insanlar aslında Niyetlerine ve kesp dediğimiz o konsepte göre, yani bir fiili yapmak istemelerine göre değerlendiriliyorlar. Ee, basitçesi şu, mesela ben elimi kaldırmak istediğimde ben ona niyet ediyorum, o fiili kesp ediyorum, istidatım da varsa Cenab-ı Allah onu yaratıyor. Çünkü ben elimi kaldıramam esasında, mümkün değil çok basit bir fiil gibi gelebilir ama insanın bir elini şöyle kaldırması için vücudunda binlerce olay oluyor. Beyinden sinyaller gönderiliyor, kaslar geriliyor, bir sürü sinirler devreye giriyor. O kadar çok hadise oluyor ki bunların hiçbirini kontrol eden biz değiliz. Demek ki bir eli kaldırmayı bile biz esasında başaramayız. İnsan olarak işte cüz'i irade onun için denilmiş. Yani çok az bir irade. Biz sadece niyet ediyoruz. Ben bunu yapmak istiyorum diyorsun iradenle. Cenab-ı Allah da o hareketi yaratıyor dilerse. O hareketi yaratıyor. Buna bir örnek verebiliriz mesela. Bir pilot, uçak pilotu, 350 bin kiloluk yani 350 tonluk Boeing 747'yi yerden havaya kaldırabilir mi? Mümkün mü bu? Bir pilot 350 bin tonu alacak, kaldıracak, uçutacak onu. Mümkün mü? Yok. Pilot ne yapıyor? Sadece uçağın elektronik cihazlarını idare etmekle sorumlu. Belirli düğmelere basıyor, şey yapıyor. Uçağı havalandıran şey onun aerodinamik dizaynıdır. Yani motoru, kanatları vesaire. Uçağı demek havalandıran pilot değil. Fakat kontrol pilota verildiği için bir hatasından dolayı uçak düşse sorumlusu pilot olur. Çünkü kontrol ona verilmiş. O düğmeler, o işte kontroller onun elinde olduğu için bir hatayla o koca uçak düşerse sorumlusu o oluyor. <laughs> Şimdi kader ve iradeyi nasıl birleştirebiliriz? O dengeyi nasıl kurabiliriz? Allah celle celaluhu geçmişi ve geleceği bildiği için kaydetmiş. İnsan iradesi basit bir şart ile külli iradeye bağlanmış. Üstad Hazretleri adi bir şart ile diyor külli iradeye bağlanmış. Yani insan irade ediyor, külli irade de irade ediyor ve o fiil yaratılıyor. Yani insan niyet ediyor, Allah da irade edip yaratıyor. Yaratılan fiilden insanlar sorumlu oluyor. Çünkü fiili kesbeden insan yani işlemek isteyen insan. Bu Nesefi'nin bir kitabında geçiyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bir insan bir kötülük yapmayı bile istese, kendi istediği için Cenab-ı Allah onu yaratıyor. Hani bazıları gelip soruyorlar, Allah niye kötülüğe izin veriyor? Günümüzde birçok insan dinden çıkmasının nedeni bu. Bir zamanlar Hristiyanlığın başına gelen maalesef bugün İslam toplumlarının da başına geliyor. Şu anda mesela Türkiye'de biliyorum son istatistiklere göre yüzde on ateist ve deist olmuş durumda. Yüzde on çok büyük bir rakam. Yani sekiz milyon on milyon insan ateist veya deist olmuş durumda. Gerçekten çok üzücü bir şey. Bu depremden de daha üzücü bir şey esasında. Çünkü bu depremde insanların belki 50 yıllık 60 yıllık hayatı gitti. Ee, yaşasalardı belki bir 30 40 yıl daha yaşayacaklardı fakat insanın imanı gitti mi ebedi bir hayatı gidiyor elinden. Çok korkunç bir şey. Gerçek gerçekten çok önemli bir şey. İşte ee, işte iddialardan öne sürülen şeylerden biri de bu. Dikkat edin bütün ateistlerde aynı sorgulama vardır. Tarihten beri vardır. Bir zamanlar bu Hristiyanların başına gelmiş dediğim gibi teodisi deniliyor buna felsefede teodisi yani şer problemi Hristiyanların çoğu bu şer problemi yüzünden dini terk etmiş. Ve Hristiyan teolojisi bunu açıklayamamış. Halbuki İslam teolojisi açıklıyor. Keşke anlatabilsek bu gençlere. Bu yani dinden çıkan insanlara anlatabilsek. Çünkü diyorlar ki ya madem Allah var merhametli niye kötülüklere izin veriyor? Şimdi çok ilginçti. Evet Cenab-ı Allah kötülüklere niye izin veriyor? Çünkü senin iraden olduğu için izin veriyor. Ben bir gence öyle demiştim. Cenab-ı Allah dedim bütün kötülükleri ben dünyada durduracağım hiçbir kötülük olmayacak. Fakat insanın iradesini elinden almam gerekiyor dese ve sana dese senin de iradeni alacağım. Yani diğer mahlukat gibi olacaksın. Sen kabul eder misin dedim. Kabul etmem dedi tabii ki. Kimse kabul etmez. Hepimiz irademiz olsun istiyoruz. Ama işte o irade olunca onu yanlış, yanlışa, kötüye kullananlar da oluyor. Fakat Allah neticeyi yaratıyor. Biz öyle istediğimiz için yaratıyor. Çünkü imtihan dünyası. Şimdi insan iradesinin zahiri vücudu yok. Dolayısıyla bir meyelandan ibaret, yani bir eğilimden ibaret, külli irade olmadan bir fiil meydana gelmiyor. Çünkü bizim yaratma diye bir kabiliyetimiz yok. Yani mutezile'nin inandığı gibi fiillerimizi biz yaratmıyoruz. Allah yaratıyor, Kur'an bunu söylüyor. Bizim, irademiz sadece bir meyelandan ibaret, bir eğilimden. Fakat işte o küçücük eğilimle çok büyük zararlar, hasarlar açabiliyoruz. Kader insanların tercih ve seçeneklerine göre yazılmış. Cebir yok esasında. Allah insanı göle atıp sakın ıslanma yoksa cezalandırırım demez. Demek ki orada bir cebir yok bizim elimizde. Biz bir şeyleri tercih ediyoruz, kader de ona göre yazılıyor. Yani biraz önce verdiğim misalde işte Cenab-ı Allah zaman ve mekandan kayıtlı olmadığı için her anı aynı anda onun huzurunda mevcut olduğu için bizim vereceğimiz kararları o zaten görüyor, biliyor ve kaderi ona göre kaydetmiş. Kararı veren gene biziz neticede. Onun için başta söylediğim gibi bir profesör bile çıkmış diyor ki işte binalar insanı öldürmez, deprem, deprem insanı öldürmez, ecel öldürür. E tamam ecel öldürür de kardeşim sen çık sokakta bir adamın kafasına odunu indir. Ondan sonra de ki eceli gelmiş, ecel öldürdü. Öyle şey olur mu? İnsanı evet, binalar da öldürür, deprem de öldürür. Niye? Çünkü sen tedbirini almamışın. E, hatırlarsanız hepiniz, hepinizin bildiği hadis. Yani Bedevi geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki devemi bağlayayım mı yoksa tevekkül mü edeyim? Kadere teslim mi olayım diyor. Allah Resulü ne diyor? Bağla önce deveni diyor ondan sonra kadere teslim ol. Yani sen evinin bütün kapılarını açık bırak ondan sonra hırsız girince kaderde. Takdirde öyle şey olmaz. Sen sana düşeni yapacaksın. Ehli sünnet vel cemaat anlayışı bu. Tüm tedbirini alacaksın. Yani bu esbab sınırlarını en sona kadar zorlayacaksın. Ondan sonra yine de bir felaket meydana geliyorsa o zaman diyeceksin ki bu takdir. Fakat sen görevini yapmamışsın, takdir diyorsun. Yani bunu bir profesör bile anlayamamış veya yandaşlığından dolayı öyle yazıyor ayrı mesele. Fakat esas kader anlayışı İslam'da budur. Yani Üstad Hazretleri de bunu söylüyor. Geçmişe, geçmişe kader olarak bakacağınız diyor, geleceğe irade olarak. Çünkü gelecek gerçekleşmedi. Sen bütün tedbirini alacaksın. Fakat bir olay olduktan sonra da o artık kaderdir. Çünkü onu değiştirmek mümkün değil. Geriye gidip değiştiremezsin. Evet. Şer problemi bahsettiğim gibi buna teodesi deniliyor. İnsan fiilleri de dahil. Her şeyi Allah yaratıyorsa kötülükleri de mi Allah yaratıyor? Allah kötülüğü istemez. Haşa ve kella. Fakat insan istediği için Allah onu yaratır. Ee, malumunuz zaten. İmanın altı şartlarını biz okurken amen tu billahi ne diyoruz? Hayri ve şerri min Allahu Teala. Hayır da şerden Allah'tandır diyoruz. Fakat üstadın da belirttiği gibi halkı şer şer değil kesbi şer şerdir. Çünkü Cenab-ı Allah bir olayın yaratılmasını, yaratılması şer değildir. Fakat onu işlemek şerdir. Hani basit misaller ama mesela işte Üstad da kullanıyor bunu. Mesela Allah Cenab-ı Allah ateşi yaratır. Biz ateşi çok farklı şeyler için kullanırız. Yemek pişiririz, ısınırız, ışığından faydalanırız, enerjisini kullanırız. E, fakat sen git elini o ateşin içine sok. Ondan sonra tabiri caizse kebap haline getir elini, yak. Ondan sonra de ki ateşin yaratılması şer. Böyle bir şey olur mu? Yine Allah da kainattaki her şeyi esasında bir hikmetle, bir güzellikle yaratmış. Ah sene kulli şeyin halaka diyor, her şey güzel yaratılmıştır diyor. Fakat sen o şeyi yanlış şekilde kullanırsan, işte onu şer haline getirebiliyorsun. Yani insan bir kötülük yapmak istediğinde Allah o fiili yaratıyor, imtihan olduğu için yaratılıyor, yaratıyor. Yaratmasa insan iradesi tamamen iptal olmuş olur hani niye kötülük var diyorlar ya bir insan gidiyor başkasına bir zulüm yapıyor bir kötülük yapıyor Allah niye onu yaratıyor diyor. E şimdi yaratmasa insan iradesi bitti, kalkmış olur ortadan. Dolayısıyla imtihan da biter. O zaman niye imtihan olacaksın ki dünyada? Daha da önemlisi Allah'ın yarattığı şeyleri hikmetle ve birçok amaçla yarattır yarattığı şeyleri. Bunlardan bazılarının şer için kullanılması onların yaratılışının şer olduğu anlamına gelmez. Biraz önce bahsettiğim burada o örnek var. Mesela ateş örneği var. Bir de şey var, yağmur örneği mesela. Şimdi yağmur hep, yani bizde değil mi, e, atasözlerinde her zaman rahmet olarak geçer. Yağmur rahmettir. Çünkü yağmur olmasa ne bir bitki büyüyecek, ne bir dünyada hayat devam eder, edebilir su olmadan zaten. Büyük bir rahmet esasında yağmur. E, fakat şimdi bir çiftçinin işte tarlasının olduğu yere aşırı yağmur yağsa, seller bütün ürünlerini götürse, o kalkıp yağmur şer diyebilir mi? Ne kadar mantıksız olur yani. Evet, biraz önce bahsetmiştim zaten. Ahsene kulli şeyin halaka, yani Allah her şeyi güzel yaratır önemli olan bu güzel yaratılan şeylerin güzel bir şekilde kullanılmasıdır. Bazen yanlış kullanılarak veya bazen güzel şeyler bile bir yere zarar verebilir. Bu istisnalar kaideleri ana kaideyi bozmaz. Sonuç olarak Allah kader Allah'ın sonsuz ilmidir, iradesi ve kudretiyle her şeyi bilmesidir önceden takdir etmesi bizim açımızdan yani ve vakti geldiğinde yaratmasıdır. Daha önce bahsettiğim gibi Cenab-ı Allah için vakti geldi diye bir şey yoktur. O her şeyi aynı anda yaratır, aynı anda görür, aynı anda bilir. E fakat biz zamana mahkum olduğu için, olduğumuz için bizim için vakti geldiğinde yaratmasıdır diyoruz. Kader insan iradesini iptal etmez. Çünkü kader insanın iradesiyle neye karar vereceğini önceden bilmiş ve kaydetmiştir. İnsan fiilleri de dahil her şeyi yaratan Allah'tır. İnsan fiillerini, kendi fiillerini kesbeder, Allah yaratır. Sorumlusu insan olur kader cebri değildir. Sonuç olarak bunu ifade edeyim. Kader Risalesi'nde bu geçiyor. Bir insan diyor mesela üstad başka bir insana silah doğrultsa ve tetiği çekse o adamı öldürse diyor. Şöyle bir soru soruyor. Eğer o tetiği çekmeseydi o adam ölür müydü? Şimdi bu aynı şey. Yani o binalar çürük olmasaydı sağlam olsaydı o insanlar yine ölür müydü sorusu gibi bir şey. Şimdi burada eğer o binalar sağlam yapılsaydı o insanlar ölmezdi derseniz bu mutazile görüşü olur. Peki o binalar sağlam yapılsaydı o insanlar yine de ölürdü derseniz o da diğer cebriye görüşü olur. Peki ehli sünnet görüşü nedir? Orta yol budur. Burada burada. O binalar sağlam yapılsaydı yani tüm denetlemeleri de yapılsaydı deprem olduğunda bu insanlar gene ölür müydü ölmez miydi biz bilemeyiz. Bu işte tam olarak ehli sünnet ve El cemaat görüşüdür. Çünkü biz geleceği bilemeyiz. Şu anda geçmiş olduğu için bunu söylüyoruz. Yani ecelleri gelmiş öldü diyoruz ama o geçmiş bir vaka. Yani neticede ikisi de orada geçerli ehli sünnet açısından. Baktığınızda geriye evet onların eceli geldiydi fakat onların ecelinin gelmesine neden olan şey o binaların çürük yapılmasıydı. Burada sebebi ortadan kaldıramayız. İkisi de geçerli yani ikisi de geçerli. İşte dediğim gibi yani şayet sağlam olsaydı o binalar ölür müydü? Biz onu bilemeyiz ki. Yani Cenab-ı Allah Belki de başka bir sebepten alabilirdi de fakat biraz da mantık kullanmak lazım. Herhalde 30 30 bin insanın hepsini birden başka bir sebeple al, alma diye bir şey de çok da mantıklı olmaz. Yani Cenab-ı Allah dediğim gibi her şey sebeple yarattığı için netice de eceli veren o kaderi o yazıyor. Fakat işte insanların yaptıklarına göre yazıyor kaderi biz de tedbirimi tedbirimizi almamız gerekirdi. Yani sorumlusunu burada kalkıp haşa Allah sorumlusu diyemezsin. Ecelleri gelmiş diyemezsin. Bu çok önemli esas burada. Hazreti Ömer döneminde bir adam getiriyorlar karşısına. Adam hırsızlık yapmış. Ve Hazreti Ömer diyor ki niye yaptın bu hırsızlığı? O diyor ki kaderimde yazılıydı diyor. İşte senin ki ecel meselesi gibi aynı şey. Kaderimde yazılıydı diyor. <laughs> Hazreti Ömer de diyor ki senin suçunu diyor ikiye katladım diyor. Birincisi diyor hırsızlık yaptığın için diyor. İkincisi bu yaptığın suçu Allah'a yüklediğin için diyor. Çok ilginç. Demek ki burada insanın o irade faktörü, elementi çok önemli. Yani biz bazı şeyleri yerine getirmemiz lazım. Ondan sonra teslim olmamız lazım. <laughs> O hali, esasında şöyle diyebiliriz, Cenab-ı Allah o imkanları da yaratan, onu da unutmamak lazım. Yani hani hayra insanı yönlendirir Cenab-ı Allah. Çünkü içinde o istek olursa Cenab-ı Allah insanı hayra yönet, yönlendirir. Hani e, benim hatırladığım bir şey vardı, e, ulemadan birisi, meşhur bir ulemadan birisi diyor ki, e, Kur'an-ı Kerim'de şeyi görüyor, bu rızık garanti altındadır diye o şeyi görüyor, o ifadeyi görüyor Kur'an-ı Kerim'de. Madem diyor rızık garanti altında, o zaman diyor ben diyor evimin bir odasına kapanacağım, gece gündüz ibadetimi yapacağım, rızık benim ayağıma kadar gelecek diyor. Bazılarımız işitmiştir bunu belki. Ve oturuyor sürekli ibadet etmeye başlıyor odasında. Bir gün geçiyor, iki gün geçiyor. İşte midesi guruldamağa başlıyor bu alimin. <laughs> Acıktı çünkü artık açlık bastırma başladı. Ama diyor sabredeceğim ayağıma da kadar gelecek. Çünkü Kur'an diyor rızık garanti altında diyor diyor. İşte tam o sırada kapısı çalınıyor. Ee, bir komşusu varmış bir hanımefendi. Ee, helva pişirmiş diyor bari şeye diyor hocaya da götüreyim diyor. Bir kapıyı çalıyor. İçeriden alim cevap vermiyor. Diyor ki ayağıma kadar gelecek. Rızık garanti altında. Kadıncağız bir daha çağırıyor, çalıyor. Gene haber, şey, ses vermiyor içerden Kadın kendi kendine şöyle diyor. Ne güzel de diyor sıcak sıcak helva yapmıştım diyor. Hoca evde yokmuş diyor. Tam gidecekken içeriden hocanın sesi geliyor. <laughs> bir öksürüyor böyle. <laughs> Kadın diyor ki aa diyor içerideymiş diyor. Kapının altından sürüyor tabağı içeriye. Ondan sonra işte ulema, bu alim zat kendi kendine diyor ki, evet diyor, rızık diyor, garanti altında ama diyor, hiç olmazsa bir öksürük gerekiyor. Şimdi yani evet, irade öyle, bir öksürük gibi görebiliriz o iradeyi. E, fakat neticesinde yaratılan her şeyi o neticeyi yani sonuçları yaratan Allah. Biz sadece sizin de bahsettiğiniz gibi orada bir meyelan gösteriyoruz, bir eğilim gösteriyoruz. Nuh aleyhisselam gibi peygamberin oğlu isyankar olabiliyor. Yani küfre düşebiliyor. Peygamber oğlu. Diğer taraftan bakıyorsunuz işte Ebu Cehil'in oğlu İkrime gibi bizzat kalkıyor. Büyük bir sahabe olabiliyor. Evet neticede aileler, toplumlar, işte çocukları, onların içindeki gençlerini etkileyebiliyorlar. Fakat Demek ki insanın içinde de bir şey olduğu zaman bir meyelan, bir eğilim olduğu zaman inanca karşı Cenab-ı Allah da onun yolunu açabiliyor. Şimdi hidayet Allah'tandır meselesi şu. Yani Allah Cenab-ı Allah istediğini seçip de hidayet veriyor anlamına gelmez o. Çoğu zaman bu yanlış tercüme ediliyor o ayet. Yani ya ben bu kuluma hidayet edeyim, buna etmeyin, bunu cehenneme gitsin. Bu, bu da cebridir böyle bir anlaşma anlama olmaz anlayış olmaz Hidayet Cenab-ı Allah'tan fakat onun manası şudur sen bir sen bir adım atacaksın hani meşhur hadis var ya insan Allah'a dönerse Cenab-ı Allah ona yürür İnsan ona doğru yürürse Cenab-ı Allah ona koşar İnsan ona koşarsa Cenab-ı Allah onu tüm rahmetiyle kuşatır artık onun hadiste böyle ifade ettiği için söylüyorum Allah onun yürüyen ayağı, gören gözü, tutan eli olur. Demek ki hidayetin gelmesi için bir bir şey göstermesi lazım, bir efor göstermesi lazım insanın. Kalbinde bir eğilim varsa o zaman hidayet geliyor. Evet hidayet Allah'tan ama sen işte o o nura doğru bir en azından bir eğilim göstermen lazım. Bunu böyle anlamak lazım. Ama kalbin kas katıysa, her şeye kapattıysan kendini, o insana hidayet gelmez. Çünkü insan istemiyor. Hatta bazen önüne böyle ap açık deliller çıkartsan da o adam kabul etmez. Ee, bir yerde anlatmıştım, tekrar edeyim bakınız, onu çok ilginç bir şey. Ee, yani o hidayet meselesi biraz daha iyi anlaşılır burada. İki tane e, astronom, astrofizikçi yaz günü bir dağın tepesine çıkmışlar. O Samanyolu galaksisinin o muhteşemliğini seyrediyorlar, izliyorlar. Bu astrofizikçiden birisi dinsiz, Allah'a inanmıyor, ateist. Diğeri de Allah'a inanıyor. Şimdi o inanan kişi öbürüne dönüp diyor ki, ya diyor sen diyor şu muhteşemliği, düzeni, nizamı, intizamı şu galaksiyi görüp de diyor sen diyor nasıl Allah'a inanmazsın diyor. <laughs> Diğeri de ona dönüyor diyor ki sana bir şey söyleyeceğim diyor. Sen diyor senin dediğin diyor Allah inandığın Allah varsa diyor şu anda diyor şu gökyüzünün diyor batısından diyor bir yıldız belirtsin kuyruklu yıldız bütün semayı boydan boya geçsin doğusundan kaybolsun diyor ateist olan. Tam o anda bir kuyruklu yıldız beliri veriyor. Tam onu söylediği anda ateist ve bütün semaları boydan boya geçiyor, doğudan kayboluyor. Tabi adam şaşkın önce bir ateist olan, şöyle bir şaşırıyor, bakıyor, ondan sonra yanındaki inanana dönüyor, diyor ki vay be ne tesadüf diyor. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Yani kalp kabul etmedikçe o adam nasip <laughs> Allah hidayet etmez ona. Sen bir meyil göstermen lazım inanmaya. İşte hidayet de böyle bir şey. Yani Allah isteyene hidayet buyuruyor. İstemeyene buyurmaz. Vermez yani hidayeti. Sadakayla, hayırla, e, duayla kader değiştirilebilir mi? Bence bu çok önemli. Ve şunu söyleyeyim. Bu konuda da çoğu insanın yanlış bildiği bir şey var. Bakınız. Kader değiştirilebilir mi? Levh-i mahve ispat dediğimiz şey var. Yani buna biz yaz boz tahtası diyebiliriz. Oradaki yazılanlar değiştirilebiliyor. O esasında şöyle diyebiliriz. Olasılık kaderi. O değiştirilebiliyor dualarla, sadakalarla. Fakat levh-i mahfusta yazılan şey değişmez. Böyle bir şey yok. Yani ata Cenab-ı Allah'ın bir insanı yaptığı iyiliklerle affetmesi, bağışlamasıdır esasında. Fakat Levh-i Mahfuz'da kaydedilen hiçbir şey değişmez. Çünkü o Allah'ın ilmidir. Allah'ın ilmi değişmesi lazım onun değişmesi için. Yani bu da mümkün değil. Yani Cenab-ı Allah bir şey biliyor, onu kaydetmiş. Ondan sonra insan başka bir şey yapıyor. Allah onu değiştiriyor. Haşa, başta yanlış bilmiş oluyor. Öyle bir şey olmaz. Levh-i Mahfuz'da yazılı şey değişmez. Fakat Levh-i Mahfuz... Siz hangi tercihi yaparsanız yapın, ona göre yazılmıştır. Yani şöyle söyleyeyim, bir insan mesela başına bir bela gelecek ve o insan dua ediyor, sadaka veriyor, hayır yapıyor ve o bela başına gelmiyor. O ne oldu biliyor musunuz? Sadece lef mi, lef, e, lef mah ve ispatta değişti. Ki eğer biz lef mahfusa bakabilecek olsaydık orada şöyle yazıyor olacaktı falan cezatın başına şu bela gelecekti fakat sadaka verdi dua etti ve o bela gelmeyecek. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Levh-i mahfuz değişmez. O Allah'ın ezeli ve ebedi ilmidir. Bizim değiştirdiğimizi sandığımız şey bizim açısı, açımızdan değişiyor. Allah'ın ilminde kesinlikle bir değişiklik olmaz. Bu olaya da öyle bakmak lazım. Kaza zaten bir olayın meydana gelmesidir. Ata ise dediğim gibi insanın yaptığı güzelliklerle, dualarla, verdiği hayırlarla, sadakalarla, Cenab-ı Allah'ın bir şeyden o insanı kurtarması, bağışlamasıdır. İşte orada ata kazaya tesir ediyor, olacak olaya tesir ediyor. Ee, şimdi kaza da kadere tesir etmesi, işte o lef, lef e, masv ve ispatta yazılı olan şeyi değiştiriyor. Fakat biraz önce bahsettiğim gibi levh-i mahfuzda yazılı olan değiş, değişmiyor. Çünkü nasıl o olay olacaksa levh-i mahfuz öyle kaydetmiş onu. Yani atayı da, kazayı da, kaderi de kaydediyor. Hepsini kaydediyor. Bir arada kaydediyor. Şöyle düşünmek lazım. Mesela Hazreti Ömer devrinden yine çok meşhur bir de, misal var bu konuda. Eee bir grup insanla Hazreti Ömer e, Şam'a doğru gitme kararı alıyor. Şam'a giderlerken yolda kamp yapıyorlar bir yerde. E, bakıyorlar ki Şam diyarından bir, bir adam at üzerinde bunlara doğru geliyor kamp yerine ve diyor ki ya Ömer sakın Şam'a gitmeyin. Orada veba taun salgını çıktı. Herkes kırılıyor ölüyor. Hazreti Ömer oturuyor orada bir hemen şey yapıyor istişare ve sahabilerin hepsi. <laughs> Medine'ye dönme kararı alıyorlar. Hazreti Ömer diyor ki Medine'ye dönüyoruz. Orada işte Ebu Ubeyde Cerrah evet. O kalkıyor diyor ki ya Ömer diyor sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Hatta böyle parmağıyla Şam'ı gösteriyor. Hazreti Ömer diyor ki Ubeyde sen diyor anlamamışsın kaderi diyor. Evet diyor ben Allah'ın kaderinden sonra Medine'ye gösteriyor Allah'ın kaderine kaçıyorum. Yani netice de şu. Orada atayla, mesela Cenab-ı Allah onları belki o beladan kurtarıyor, kazaya etkiliyor, kaderi etkiliyor. Fakat Cenab-ı Allah onlar ne tarafa giderse gitsin, levh-i mahfusta o kayıtlı olacaktı Cenab-ı Allah tarafından. Çünkü Cenab-ı Allah'ın ilmi ucu açık olamaz. Her şeyi olduğu gibi bilir Cenab-ı Allah, olacağı gibi bilir. Yani orada Hazreti Ömer Şam'a gitmeye karar verseydi, levh-i mahfuzda Şam'a gidecek yazardı, yazılıyor olurdu. Medine'ye döndü, levh-i mahfuzda Medine'ye dönecek yazılı. Anlatabiliyor muyum? Yani biz kendi açımızdan bazı şeyleri, belaları, musibetleri sadakayla, duayla def ediyorsa, o aynen o def ettiğimiz şekilde kaderde yazılı gene. Levh-i mahfuzda. Neticede Allah açısından değişen bir şey yok. Hatta peygamberimize de bu sorulmuş. Ya Resulallah denilmiş. Madem her şey kaderde kayıtlı biz bir gayret göstermeyelim mi? Bir şeyler yapmayalım mı o zaman demişler. Efendimiz siz gayretinizi yapın, ibadetinizi yapın. Çünkü kader onu öyle yazar demiş. O da ilginç bak. İradenin payı var orada. Seçimi yapan sensin. Yani nasıl Cenab-ı Allah onu takdir etmiştir. O ayrı mesele. Fakat o işe kader, kaderi açıdan yani cebri olarak bakmamak lazım. Doğru kişiyi seçmek lazım. Değil mi? Araştırıyorsun. Düzgün bir aileden geliyor mu? Değil mi? Dindar mı, temiz bir insan mı, itaatkar? Niye yapıyoruz bu araştırmaları? İşte bu cüzi iradedir. Fakat neticede, değil mi? O iş olduktan sonra geriye dönüp ya işte böyle olsaydı şöyle olacaktı falan o problem. Çünkü kader tenkit edilmez, eleştirilmez. İslam itikadında eleştirilmez. Çünkü o olmuştur artık. Olduktan sonra bir şeye geri dönüp hatta biz bunu çok yapıyoruz. Yani bilenler de yapıyor bunu. Mesela bir kaza atlatıyor diyor ki son dakikada diyor o direksiyonu kırmasaydım şöyle olacaktı. Yok öyle olmayacaktı. O kazayı sen zaten atlatacaktın kardeşim. Ama orada bir iraden vardı gene işin içinde. Kırdın onu değil mi? Şimdi bu evliliklere de öyle bakmak lazım. Yani insan iradesini kullanması lazım orada. Cenab-ı Allah o iradeyi bize vermiş. Her türlü tedbiri alır doğru insanı seçmek için. E neticede o iş olur olmaz o artık Allah'ın elinde ondan gerisine kader olarak bakmak lazım yani aynen dediğimiz gibi işte Celalettin Harzemşah mıydı değil mi büyük komutan evet. ata biniyor ve oradan biri diyor ki ya ey komutan diyor sen yine muzaffer olacaksın yok diyor bir dakika orayı karıştırma diyor ben diyor vazifemi yaparım vazifeyi ilahiye karışmam aynen öyle biz vazifemizi yaparız her türlü tedbirimizi alırız fakat vazifeyi ilahiye karışmayız. Yani kadere öyle bakmak lazım. Biraz önce bahsettiğim gibi o evlenmeyi düşünen arkadaş şöyle, şöyle düşünsün. Gelecek istikbal benim iradem. Seçimi ben yapacağım. Ondan sonra o şey meydana geldikten sonra kaderimdi desin. Geçmişe kader olarak baksın. Metodoloji bu bizde yani. La ya la mu gaybel Allah. Allah'tan başka kimse gaybı bilemez. Biz geleceği bilemeyiz. Mümkün de değildir. Benim biraz önce verdiğim mesela misallerde işte güneşin doğması saati falan filan bunlar gayb değildir. Çünkü biz zaten o sistemin işlemi işlemine bakıyoruz, görüyoruz. Örneğin yarın diyor yağmur yağacak diyor hava raporu, değil mi? Saat 2'de diyor. diyor. Şimdi baktığımızda biz bu bir gayb değildir. Çünkü tepeden uydu bakıyor. O bulutun senin bulunduğun şehre doğru geldiğini görüyor. Rüzgarlar belirli bir kilometre hızla itiyor o bulutu. Tahmin ediyor adam. Bazen de tutmuyor da yani. Bunlar yani gaybı bilme değildir. İnsan gaybı bilemez. Geleceği bilemez. Allah'tan başka kimse bilemez. Allah bildirirse bilir. O farklı. Peygamberlere bildirmiş bazı büyük zatlara bildirmiş. Bazı şeyler vermiş. Tabiri caizse teyolar vermiş. Biz bilemeyiz. Yani kaybı bilemeyiz. Allah bilir. Öyle bakmak lazım. Cenab-ı Allah o insanlarda özel ikramda bulunmuş yani. Çünkü onlar bir, bir büyük bir toplumu temsil etmişler. İnsanlığın yolunu açmışlar. Yani asrın beyin yapıcısı diyor ya büyüğümüz. Onlar öyle insanlar. Onlara Cenabı Allah bazı şeyleri göstermiş. Mümkündür. Efendimiz neleri Bıcağım. gösterdi Cenabı Allah? Yani Miraç'ta cenneti, cehennemi ve içindekileri gösterdi. Şu anda cennet, cehennemin içinde insan var mı bizim açımızdan? Yok. Değil mi? Ama Cenabı Allah gösterdi. Demek geleceğe gösterdi Efendimiz. Dilediğine gösterir. Öyle bakmak lazım. Evet. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda hiçbir insan diyor cennete gideceğini, Allah'ın onu affedeceğini düşünmeden ölmesin diyor. Çok ilginç bir ayet. Biz o düşüncede yaşamamız lazım. Evet, ümidimiz sonsuz olması lazım. Allah çünkü sonsuz merhamet esasında sonsuz bir ümidi gerektiriyor. Biz ümitli olmamız lazım Cenab-ı Allah'tan. Fakat o korku derken, hav meselesine de baktığımızda, çünkü insan şeye düşebilir. Ya nasıl ben tabiri caizse yırtarım, kurtarırım, iman var falan. Çok tehlikeli bir şey bu. Hani bir e, misal var, e, Bir alimin biri e, bir gece kalkmış, talebesi orada e, teheccüd kılıyor, e, titriyor böyle şey korkuyor, çok korkmuş. Hocam diyor, yani ben diyor a, e, akibetimden çok korkuyorum diyor. Ve e, o zat dönüyor diyor ki korkma oğlum korkma diyor. Titre titre diyor. <laughs> yani bu da bir gerçek. insan korkması lazım çünkü başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Gerçi... Bir bir şey de büyüğümüzden duymuştum. Mesela kimdi o zat? E, Tabiinin en büyüklerinden bir zat. Çok genç bir yaşta vefat etmiş. 35 yaşlarında falan vefat etmiş. O ölürken yanına geliyorlar, ağlıyor. Diyorlar ki hayırdır neden ne bu korku yani sen günahın mı vardı, birine hakkın mı geçmişti, niye bu kadar şey yapıyorsun, yok diyor. Neden korkuyorsun diyorlar, kafir olarak ölmekten korkuyorum diyor. İşte. Kabilin büyüklerinden müthiş bir şey yani. Demek ki korkmamız gerekiyor, o Cenab-ı Allah'ın o büyüklüğü değil mi, ondan korkmamız gerekiyor. Fakat ümidimiz her zaman bence korkumuzun biraz önünde olmalı. Ya insan her zaman yanlışlarından dönebilir. Her zaman. Evet bir hadise meydana gelmiştir. E, hatta insan her türlü tedbirini de almıştır. Fakat olmamıştır. Olabilir. Yani buna takdir diyebiliriz biz. Fakat yanlışlardan da her zaman dönülebilir. Yani ben evlilik için demiyorum onu da genel olarak söylüyorum tekrar. Bir hata yaptıysak ya bu kader artık bunu ben çekeyim denilmez. Yani öyle bir şey de olmaz. Ee, Allah irade vermiş dediğim gibi. Eğer bir fırsatınız varsa o, o durumu düzeltmeye veya başka bir seçenek varsa insan o seçeneği seçebilmeli. Cenab-ı Allah o şeyi vermiş insanı Onun için o, o şekilde bakmak lazım. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Ee, tekrar ediyorum. Geleceğinize irade olarak bakın. Geçmişe yani kader yani geleceğine irade olarak var. Bu benim elimde de Cenab-ı Allah bunu bana vermiş. Ben bunu seçeceğim. Bundan sonra bu tercihi yapacağım. O tercihi yapın. Neticede gene o olur olmaz gene Cenab-ı Allah'ın elinde. Fakat siz o tercihi yapın. Güzelse tercihiniz o tercihi yapın inşallah. İnsanın genleri programlanmış bir program yani. Fakat biyolojik olarak programlanmış. Yani senin biyolojik yapını kontrol ediyor genlerin. Karakterlerin karakterine insanın ne kadar etkiliyor? Etkiliyordur. O da vardır. Çünkü insan annesine babasına bir derece çeker. Fakat neticede ruh olarak farklı olduğu için yani kendine ait bir karar verme mekanizması olduğu için daha önce de bahsetmiştik yani tamamen Evlatlar anne babalarından zıt da olabiliyorlar. Ateist anne babalardan, müşrik anne babalardan çok itaatkar, takva sahibi insanlar çıkabiliyor. Tam tersi de olabiliyor. Demek ki bunu sadece genlere vermek de doğru olmaz. Fakat bir payı vardır yani o genlerin karakterde. Nasıl bir ilişki var? programcıya direkt bağlısın çünkü o programın içindesin onu kullanıyorsun <laughs> fakat orada irade var niye çünkü o oyuncuyu o avatarı istediğin şeyleri yaptırabiliyorsunuz fakat programın verdiği izine göre yaptırabiliyorsunuz demek direkt bir ilişki var orada